keyifli vakit geçirerek yeteneğe göre öğrenme amaçlı hizmet sunan Bodrum Ritim Atölyesi'ne konuk oluyoruz şimdi. İzliyoruz. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Muğla Bodrum'da tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Bodrum Ritim Atölyesi'ne konuk olduk. Yanımda işletme sahibi Murat Özbey beyefendi var. Murat Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhaba. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Murat Özbey. 2005 yılından beri Bodrum'dayım. Müzik sektöründeyim. Ekim ayından beri de bu işletmedeyiz. Elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyoruz. Peki efendim, siz tam olarak kaç yıldır müzik sektöründesiniz? Bir 40 yılı olmuştur aşağı yukarı. Daha ziyade İstanbul'da ağırlıklı bulundum. İşte fotoğraflarda da kısmen göründüğü gibi işte çok çeşitli orkestra çalışmaları ya da eşliklerde bulundum. İşte Fahir Atakoğlu, Yeni Türkü Grubu ilk aklıma gelenler. Bunun dışında çok uzun o dönem gazino çalışmalarında bulunduk eşliklerde. Hatta bir keresinde Çukurova Senfoni'de bile tesadüf bir performans oldu. Bir arkadaşımızın yerine yer aldım. Yani çok çeşitli dallarda, branşlarda işte şu mesela Jacques Janet, Esim, Ensemble belki duymuşsunuzdur. Onların çok albüm çalışmaları oldu. Latin çalışmalar oldu. Ak festivallere çıktık gibi bu tarzlarda çalıştım. 40 yıl aradan sonra burada Bodrum Ritim Atölyesi olarak kendi okulunuzu açtınız. Peki efendim, Bodrum Ritim Atölyesi olarak burada öğrencilere ne gibi eğitim hizmetleri verilmektedir? Biz daha ziyade terapi diyoruz ona. Çünkü şimdi küçük talebeler var. Mesela bugün 4 yaş bile geldi. Rekor kırdık bu konuda. Şimdi onlarla biraz daha oyun abisi gibi oluyor ama havayı kokluyorlar. Birkaç bir şeye vuruyorlar. Giderek alışkanlık haline geliyor. Gelmek istiyorlar. Bu sefer yavaş yavaş oyunla karışık eğitime dönüyor. Bu konuda zaten Orff, Karl Orff çok eskiden bize önderlik yaptı. Bu ritim çalışmaları nasıl olması gerektiğini, özellikle çocukların. Tabii ondan da faydalandık. Bunun yanında yetişkinler de geliyor. Onlar da değişik meslek gruplarından. Yani bankacı var, diş hekimi var, çok çeşitli. Onlar da terapi, bir tür kafa dağıtmaya geliyorlar. Peki efendim, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sohbetimi sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son bir mesajınız var mı? Bence az önce sorduğunuz sorunu cevaben de olabilir. Yani işlerinde bir şey varsa saklamasınlar. Rahatlıkla çalışabilirler. Yani neticede illa sahneye çıkmak gibi bir durum söz konusu değil. Bence müzik her şeyin fayda veren bir şey. Yani belki de çektiğimiz bir sürü sıkıntıların başında bir sanatla, sporla uğraşmayışımızdan kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Hani onu tavsiye ederim herkese. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey tekrardan. Evet.